Merhabalar, ben Rainbow. Yepyeni bir rehber videosuyla daha karşınızdayım. Bugün Gökdelen'den biraz bahsedeceğiz size. Karaoke odasını alıyorum. Hızlıca bir Frost alayım. Gerçi Frost'u öyle de gösterebiliyoruz. Bir kamera kurup falan en azından Maestro ile ekstra bir şeyler gösteririz. Hızlıca. Şimdi. Down to 10 Görmüş seconds. olduğunuz gibi önce bir dışarı çıkalım tabii her şeyden önce. Bir dışarı çıkalım. Nerede doğuyoruz? Nereden geliyoruz? Falan onları bir öğrenelim. Ardından site'tan bahsetmeye başlarız. Ben de çıkışı bulabilirsem bakın. Ben de kayboluyorum bu ortada yani. Evet. Görmüş olduğunuz gibi direkt bir kamera bizi karşıladı. Şu tarafta doğabiliyorsunuz. Burası helikopter pisti diye geçiyor. Burada doğuyorsunuz, geliyorsunuz. Bu kamerayı kırıyorsunuz. Ardından şu şekilde bakıyorsunuz. Şöyle çıktığınız anda şurada bir kamera belirliyor, görüyor musunuz? Onu kırıyorsunuz. Bir de şu tarafta olması lazım. Tam çaprazımızda hemen ona da gideriz. Şimdi bir doğum yerimiz burası. Buranın arkası helikopter pisti. Bir doğum yerimiz bu şuradaki gökdelen var ya, gökdelenin alt kısmı direkt öyle geçiyor zaten. İsmi de gökdelen diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Onun arka tarafında doğuyorsunuz, geliyorsunuz. Bir diğer kısım ise asansörlerin olduğu taraf. Zaten öyle ismi o tarz geçiyor olması lazım. Kameramız da burada görmüş olduğunuz üzere. Bu kamera da burada. Direkt şu tarafta doğuyorsunuz olmanız lazım. Aynen bu tarafta doğuyorsunuz. Direkt doğar doğmaz kameralı kırarsanız rahatlıkla 3 tane kamera gördünüz zaten yerlerini. Kırması da basit. Kolay da bir yerlerde hepsine. Direkt çıkıyorsunuz ve ortada direkt var yani. Böyle herhangi bir şekilde saklanmış kameralar değiller. Hızlıca üst kata, bomb site'ımıza geri dönelim. Bomb site'ımızdan bahsetmeye başlayalım o zaman. Evet, bomb site'ımıza geldik. Şimdi bu bomb site'te bahsedeceğimiz şeylerden birisi burası. Görmüş olduğunuz üzere aşağıya full hakimiyeti var. Ama aşağıdan biri sizi gördüğü anda kaçmanız ne kadar zor görüyor musunuz? Yani burayı kullanabilirsiniz. Çünkü şuradan bir rakip gelip daha doğrusu buradan aşağıdan bir rakip gelip şu merdivenden yukarı çıkmayı isteyebilir. Onu rahatlıkla öldürebilirsiniz ama dediğim gibi bir tık dezavantajlısınız. Durumunuz biraz sıkıntı da olabilir oradayken. Onun yerine işte biz Maestro'yu kullanıyoruz. Şöyle bakalım Maestro'yla. Görmüş olduğunuz gibi aşağıyı biraz rahatsız edebiliyorsunuz. Aynı zamanda şu tarafı rahatsız edebiliyorsunuz. Ve bu kamera çok işlevsel değil, onu söyleyeyim. Yani kullanılabilir olarak söyledim. Buradan gelen bir rakibi engellemiş oluyorsunuz. Burada savaşıyorsa görmüş olduğunuz üzere kamerayla engelleyebiliyorsunuz. İnfo almak adına güzel bir kamera ama dediğim gibi çok işlevsel değil. Sizin koyacağınız yerlerden birazdan bahsedeceğim. Şimdi bir frostunuz falan varsa şuraya bir tuzak çok güzel olur. Ya da şuraya bir tuzak çok güzel olur. Tam şuraya. Onun dışında şu şeyin altına, pencerenin altına bir tuzak çok güzel olur. Bu site'de kesinlikle biri kalsın ve burası soft olarak kalsın bence. Bu duvarı reinforcelamayın. Burayı reinforcelayın ve burayı reinforcelayın. Burayı reinforcelamanıza gerek yok ama bu ikisini reinforcelarsanız burada daha rahat savaşacaksınız. Şurada bir penceremiz var görmüş olduğunuz gibi. Hemen açalım ve dışına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bomb site'e falan şu duvardan ulaşabiliyorlar. Bomb site'in içinde bir pencere var. Aynı şekilde buraya da geleceklerdir. Buraya geldiklerinde engel olmak adına buraya bir tane shield kurabilirsiniz. Burası da soft gördüğünüz gibi. Burayı da reinforcelayın. Buradan shield'ın önünde ince camlar olduğu için o camlardan görüp rahatlıkla çıkıp vurup inebilirsiniz. Bir taktik olarak bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında burası dışarıya açılan bir bir duvar ve burayı da bence reinforcelamalısınız. Çünkü buradan girerlerse durumunuz pek iç açıcı değil. Kaçma şansınız yok. Şuraya bir ufak delik açıp
Pencereye sürekli bir şekilde görüş kazanabilirsiniz. Pencereden biri pikliyorsa rahatlıkla vurabilirsiniz ama ufak bir delik açın. Çok büyük açmayın. Pistolünüzle açabilirsiniz ya da bir taramalı makinalı bir silahınız varsa onunla açabilirsiniz. Onun dışında bir frostunuz varsa şuraya bir tane frost koyabilirsiniz ya da buraya bir tane frost koyabilirsiniz. Emin olun, hatta ikisini birden koyabilirsiniz. Emin olun birisi düşecektir yani. %100 garanti verebilirim size. Çünkü girdiler içeri, site'ın güvenliğini sağladılar, bomba kuracaklar ya. İnsan içgüdüsü her zaman bir şey yapacaksa hayatta kalmaya yönelik yapıyor. Böyle herhangi bir yere kuramaz, tamam mı? Buraya kuramaz veya o tarafa kuramaz. İnsan içgüdüsü olarak direkt korumalı bir yere geçmek istiyor. Güvenli bir yere. Ve geçtiği anda Frost yiyor. Onun dışında burası biraz önemli. Şu camdan biraz oynayabilirler, bu balkondan. Balkondan gelip bir OSA shield'ı falan kurarlarsa buraya, bir süre böyle bakarlar. Sonra bir kademe daha ilerletirler, şöyle koyarlar. Bir süre böyle bakarlar. Görüyorsunuz bombsite. Bir süre böyle bakarlar ve kademe ilerletip böyle koyarlar. Yani şöyle söyleyeyim, OSA burada çok OP gökdelenlerde. Sadece dikkat etmeniz gereken tek şey aşağı kattan birisinin gelip gelmiyor olmayı oluşu. Siz de aynı şekilde OSA'yı kontrollemek istiyorsanız aşağı kattan gelebilirsiniz. El bombanız varsa rahatlıkla OSA'yı indireceksiniz demek oluyor. İki kalkanı da indirirsiniz, rahatlıkla öldürürsünüz. Onun dışında bir medüsünüz varsa tam buraya kurabilirsiniz. Sonuçta gözün biraz daha yukarısında olması çok önemli. Çünkü yerde olursa ve açıldığı anda ateş edilirse kırılıyor biliyorsunuz medüsüler. En azından kırılması biraz daha zorlaşması açısından bir avantaj haline getirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi böyle delikler açabiliyorsunuz dolaba. İki taraftan da bakarak iki taraftan da kendinizi avantajlı hale sokabilirsiniz. Artık ne tarafa bakmak istiyorsanız o tamamen size kalmış ama arkanız açıkta kalıyor. Onu unutmayın. Eğilerek de yapabilirsiniz bunu. Eğilerek yaparsanız hem bir tarafa bakarsınız hem arkanıza shield koyarsınız, bir miktar daha güvende olursunuz ama unutmayın her türlü ölme şansınız var oradayken. Dediğim gibi aslında taktik burada ilerliyor. Burayı alan genelde site'ı da kazanıyor. Bilginiz olsun. Bir fuse falan alırsanız, buradan fuse sallarsanız rakipleri indirme şansınız var. Birilerinin ölme şansı var. Özellikle kameraya falan bakıyorsa şurada şuraya falan eğilip kamera falan bakıyorsa rahatlıkla öldürmüş olursunuz. Bu taraf biraz daha korunaklı. Daha az rakiple karşılaşıyorsunuz. Ama kapıya çok açıksınız. Ondan da bilginiz olsun. Mira kullanabilirsiniz. Mirayı buraya kurarsınız. Daha çok info alma amaçlı. Buralara kesinlikle reinforce değil. Mümkünse elektrik atabildiğiniz kadar asın. Buradan info alabiliyorsunuz sürekli oraya doğru. Bir reinforce da buraya atabilirsiniz. Ve buradan info alırsınız sürekli. Sürekli bir şekilde bu site'in güvenliği açısından info alabiliyorsunuz ama bu cam biraz sizin için sıkıntı veya o taraftaki o da sizin için biraz sıkıntı. O yüzden o odanın güvenliğini kesinlikle bir arkadaşınızın alması gerekiyor. Frost'la falan da alabilir. Frost'un hem tuzağını şuraya koyar hem shield'ını buraya koyarsam oldukça avantajlı hale gelirsiniz. Onun dışında burası da güzel bir spot. Sadece çok çok daha dikkatli olmanız lazım. Sonuçta oradan bir rakip gelebilir. Volkayınız falan varsa o odanın içine bir kamera atarsanız ve oradan gelen birisi olup olmadığını sürekli kontrol ederseniz, bir de şuraya kamera attığınız zaman bu tarafı kontrol edeceğiniz için buranın kontrolünü eliniz altına almış olursunuz açıkçası. Başka. Yani bu şekilde aslında bu site'ı bu şekilde savunabilirsiniz. Çok zor bir site değil. Savunması da saldırması da kolay bir site. Hangi tarafın aim'i daha iyiyse aslında onun kazandığı bir site. O yüzden bu kadar olsun. Floors falan çok güzel iş yapıyor bu arada. Çünkü çok dar ve küçük yerler olduğu için Floors'la falan bombalayabilirsiniz. Fuse dedik zaten. Fuse'un iş yaptığı her yerde Floors'la iş yapıyor efendim. O konuda bilginiz olsun. Mountain olsa falan acayip güzel gidiyor burada. Şimdilik diğer site'e geçelim hızlıca. Diğer site'te görüşürüz. İlk site'ımızı kısaca anlatmaya çalıştım sizlere. İkinci site'ımızı sergi odası ve ofise geçiyoruz. Yine kat 2'de bu site'larımız. Hızlıca
Ne alabiliriz burada? Legion alabiliriz falan. Legion'dan falan da bahsedeceğim oyunda. Maestro alalım, hızlıca başlayalım. Şimdi neden Maestro alıyorum? Kamerası falan göstermesi kolay oluyor. Bir de shotgun'ı var. Hoşuma gitti. O yüzden hızlıca onlarla gösteriyorum sizlere. Şimdi ben niye oraya reinforce attım? Bir an kafam mı gitti acaba, beynim mi durdu bilmiyorum. Durduk yere bir yere reinforce attım ya. Duvarlara bile atmıyoruz, öyle gösteriyoruz sadece. Şimdi bir tane site'ımız burada, görmüş olduğunuz üzere. Hemen izleyeceğim. Bakın göstereyim. Şurada bir duvarımız var. Bakın. Direkt site'i görebilen bir duvar, görüyor musunuz? Direkt site'i görebiliyor. İlk işiniz oyun başlar başlamaz buraya reinforce atmak olsun. Buraya reinforce atmazsanız işiniz kötü. Eğer atmıyorsanız da en azından buradan savunma yapmaya çalışın. Bir tık açı olarak dezavantajlısınız, daha kötü konumdasınız. Ama en azından savunma yapmaya çalışın buraya karşı. Baktınız reinforce bitti takımın ve en sona burası kaldı, reinforce yok. O zaman burayı bir şekilde savunmaya çalışın, burada kalın. Ya da maestronuzu oraya falan atın. Normalde atmamanız lazım ama burası önemli bir yer. Şimdi hızlıca böyle çıkalım. Görmüş olduğunuz üzere çok rahat bir şekilde yüksek bir yere ulaşabiliyorsunuz. Ve kameranızı koyabiliyorsunuz. Bu ne demek? Şimdi hem buradan girebilecek bir rakibe karşı avantajlısınız. Hem diğer site'dan buraya geçen bir rakibe karşı avantajlısınız. Hem de oradan girecek bir rakip şurada hızlı plant yapmak isteyebilir. Hızlı plant yapmaya çalıştığı anda rahatlıkla rakibi saf dışı bırakabileceksiniz. Dedik ya buradaki cam diye. Diğer site görüyor. Diğer site'de buraya bile yatsanız sizi görme ihtimali, girer girmez görme ihtimali var. O yüzden buralara yatmayın. Mümkün olduğunca site'ın dışında kalmaya çalışın. Buralar full reinforce olması lazım. Açıkçası şu duvar kırılan bir duvar. Ve aynı yere bağlanıyor. Baktığınız zaman burası full koşu olarak aynı balkon. Ta şeye kadar, daha demin kırdığım duvara kadar full aynı balkon. O yüzden buraların güvenliği önemli. Çünkü burada çok fazla rakip olacak. Yani emin olun. Örneğin buradaki reinforce'lu duvarı kırmaya çalışıyorsa bir rakip, hızlıca buradan counter pick atıp öldürebilirsiniz rakibi rahatlıkla. Ama unutmayın, yani kendi başınıza belayı sokmayın, olur mu? Şimdi bu duvar kesinlikle reinforcelanması lazım. Oradaki duvar kesinlikle reinforcelanması lazım. Diğer taraf kesinlikle reinforcelanması lazım. Mümkünse elektriklenmesi lazım. Buraya bir castle barikatı olur. Zaten içeri füze atsa bile kimseye engel olmayacaktır. Kimseye sıkıntı yaratmayacaktır. Mute'unuz varsa reinforce'ların yakınına kesinlikle mute atın. Bu sayede füze yemeyeceksiniz. Onun dışında bir osanız falan varsa burada işime yaramayacak diye düşünmeyin. Buraya bir cam kurduğumda yukarı ip atamadığım için işime yaramayacak falan diye düşünmeyin. Az geriye çıkıyorsunuz ve buraya osa shield'ını kurduyorsunuz. Ardından bakıyorsunuz adam geldiğinde vurup geri giriyorsunuz. Temiz bir taktik. Temiz bir taktik. Ama tabii ki diğer tarafta osa çok iş yapmıyor. Çünkü bu duvar kırılmadığı sürece buralara gelip kalkan atamaz. Aynı şekilde buraya kalkan atmaya çalışırsanız, kalkana bastığınız anda sağa ve sola çok fazla açık verdiği için osanın kalkanı, sağda bir rakip varsa sizi rahatlıkla vuracaktır kalkanı daha kuramadan. Buranın güvenliğinden emin olmanız lazım. İçeri girmek istiyorsanız da kalkanla birlikte şuraların güvenliğinden emin olmanız lazım falan. İşiniz biraz zor açıkçası. Onun dışında zaten herhangi bir hatch bir şey yok üst katı olmadığı için. En üst taraf zaten burası. Merdivenden aşağıdan gelecek rakipler olabilir. Görmüş olduğunuz üzere duvarlar kırılabiliyor. Bunu avantaj haline getirebilirsiniz. Bu şekilde birazını kırarak en azından rakip gelirken önceden bilgi almak ve önceden rakibi vurabilmek açısından avantajlı hale getirebilirsiniz. Tabi iyice bu taraftan açarsanız aynı şekilde daha geniş bir, daha uzun bir pike sahip olursunuz.
En azından. Tabii ne tarafa doğru olduğu önemli yani. Şöyle görmeye çalışıyorum da göremiyorum şu an. İstediğim yeri göremedim ama olsun. Burası nasılmış? Burası da dikey. Burası yatay mesela. Burada ne görebiliriz? Şöyle bir aşağı inelim bakalım. Burada aslında görülecek çok bir şey yok. Burada saldırırken burayı tercih edebilirsiniz. Burada bir pompalı ile delip en azından yukarıdan biraz görüş kazanıp işte rakibi tedirgin etmek açısından buraları delebilirsiniz. Sizin için avantajlı olabilir. Ses geldi, çok tuhaf. Tek başımayım yani haritada. Ses gelmesi çok tuhaf. Şey düştü herhalde ya. Kedidir kedi şeklinde bir yorum yapabilirim yani. Onun dışında nelerden bahsedebiliriz? Buradaki duvar kırılabiliyor. Burayı da reinforcelarsanız güzel olur. Böyle dışarıdan, çok dışarıdan tutulmasını tavsiye etmem site'ın. Bu site'ı aslında çok fazla tercih etmenizi de tavsiye etmem. Genelde 3 kat alt kat alın. Ondan sonra alacağınız site zaten 2 tane oluyor. Onu da birazdan tartışırız zaten. Diğer maestro'nuzu koymadık değil mi? Bir maestro'yu şuraya koyduk. Yukarıya tırmanıp. Bir maestro'yu da aynı şekilde. Yukarı tırmanmak var ya. Şu şekilde. Neden yukarı tırmanıyoruz her seferinde? İlk işimiz neden yukarı tırmanmak oluyor diye soracaksınız tabii ki. Giren bir rakip hızlıca B atıp kamerayı kıramasın diye yaptığımız her şey. Biraz daha uzun süre yaşayabilmek için. En azından kurşun geçirmez kameraları kırabilen bir şeyler yoksa en azından bir miktar daha hayatta kalabilmek açısından kamerayla birlikte böyle bir şey yapıyoruz. Olabildiğince yukarılara yerleştiriyoruz. Şu raflar kırılıyor mu acaba? Hemen bir kontrol edelim. Kırılıyor ama şey kırılıyor. Başı sonu kırılmıyor yani, ortası kırılıyor. Tamam. Yukarı çıkabilir miyiz acaba masanın üstüne diye bakmak istiyorum. Gerçi buradan çıktık, belki şey yaparak kırarak oradan da ilerleyebiliriz. Mermimizin bitmesi çok kötü oldu, deneyecektik yani. Neyse, diğer site'da gidince burayı bir denelim. Aa iyi, tamam, bu mermilerle oluyor. Biraz uzun sürecek ama bunu öğrenirsek eğer... Ne engelliyor bizi burada? Şunu engelliyor. Bizim burada yürümemizi engelleyen bir şey var, çok tuhaf bir şekilde. Oyun izin vermiyor yani o tarafa doğru yürümene. Onun üstüne çıkmana da izin vermiyor o yüzden. Aha! Çıkmayı başardık görmüş olduğunuz üzere. Bunun üstüne çıksanız bile ama kamerayı yerleştiremeyebilirsiniz yani. Onu da bir deneyelim, o da aklınızdan çıksın. Çünkü Maestro kamerasını yerleştirirken bir miktar geriye doğru yaslanıyor. Görmüş olduğunuz gibi kamerayı yerleştiremiyoruz ama çıkabiliyormuşuz, üstüne çıkabiliyormuşuz. Sadece bir info olarak kalsın cebinizde yani. Çok da bir işimize yaramadı ama öyle. Yakınlık alarmları falan çok işe yarayabilir. Şuraya bir tane atarsanız rakip içeri girdiğini öğrenip hızlıca pikleyip öldürüp çıkabilirsiniz. Aynı şekilde bu tarafa da bir yakınlık alarmı. Ama buradaki yakınlık alarmı bence daha bu tarafta olmalı. Rakip girsin. Şu barın arkasına girecektir. Diyorum ya, psikoloji, insan önce hayatta kalmak isteyecek. Şöyle gelecek. Buraya geldiğinde yakınlık alarmı ölçecek ve sıkacak ona. Yakınlık alarmı öttüğü anda biliyorsunuz ki burada. Rahatlıkla rakibi avlayabilirsiniz. İki tane daha taktik vermiş olduk. Böyle aslında düşündükçe aklına daha çok taktik geliyor insanın. Siz de bol bol düşünün. Bunun üzerinden taktikler üretmeye çalışın bence. Sonuçta oyunun tüm taktiklerini gösteremiyorum size. O kadar vaktimiz yok. Hemen hızlıca diğer site'a geçelim. Kat 2'deki 2 bomb site'ımızı da bir miktar anlattık. Mümkün olduğunca size göstermeye çalıştım. Şimdi barbekü, mutfak ve yatak odası, banyo kaldı. 2 tane site'ımız kaldı. Önce barbekü, mutfaktan başlayalım. Ardından yatak odası, banyoyla da devam ederiz. Şimdi alacağımız karakter yine maestro olsun. Maestrolarla anlatıyoruz. Maestrolar güzel oluyor. Daha hızlı anlatabiliyorum. Shotgun'ı var falan. Olabildiğince güzel oluyor açıkçası benim açımdan.
Buradaki site, biraz kötü bir site. Yine tercih edilebilecek bir site açıkçası aslında. Ama biraz karışık ve bir sürü odaya açılan bir site açıkçası. Ve çok fazla wall var. Buraların hepsini reinforcelamanız lazım. Açıkçası şurayı da. Direkt reinforcelanacak duvarlar. Hatırlıyor musunuz? Aşağı kattan tutabilirsiniz demiştik. Boss'a gelirse falan ilk site'da. Buranın alt kısmı burası işte. Tavanımıza bakalım. Görmüş olduğunuz üzere soft. Tavan, yani üst kata dikkat etmeniz lazım. Üst kata mümkünse birini yollamanız lazım ya da sizin gitmeniz lazım. Üst katı güven altında tutmanız lazım. Onun dışında şimdi kameralara yerleştireceğimiz yerler. Burası neden kötü biliyor musunuz? Bakın. İkiye bölünmüş gibi yani. Aslında iki odadan oluşuyormuş gibi bir site yani. Kamerayı direkt böyle de kurabilirsiniz. Bence güzel bir açı. Ve kırılması gene zor bir kamera. Bakın. Yine güzel bir açı. Biraz daha şöyle bakayım. Şöyle baktığınız zaman biraz daha bu tarafa koyarsanız daha o tarafı görürsünüz. Ama bu tarafı göremezsiniz. Biraz daha bu tarafa koyarsanız biraz daha burayı görürsünüz ama burayı göremezsiniz falan gibi bir durum var. Baktığınız zaman. Ve kamerayı kırması aslında o kadar zor değilmiş. Bakın hemen kırdık. Kamerayı kırınca da ne oluyor onu da göstereyim. Şu kadar bile atsanız oradan kurşun girerse kameranız GG oluyor. Yani kameranız açıkken camları kurşun geçiriyor ve kırılıyor. Komple bozuluyor. O yüzden kapalı tutacaksınız vurduktan sonra. Sesleri dinlemeye çalışacaksınız. Arada bir şöyle açıp kapatacaksınız. Görmeye çalışacaksınız bir şeyleri şöyle. Tabii şu an rehber şeyindeyiz. Master'ın rehberinde değiliz. O yüzden hızlıca devam edelim. Şuraya tırmanılıyor mu? Evet, tırmanılıyor. Kırılmaz. Şuraya çıksak. Böyle yerleştirsek kameramızı. Sanki güzel bir açı gibi. Ne diyorsunuz? Böyle. Sadece tek sıkıntı burada işte şu dolabın arkasını göremiyorsunuz. Burada birisi plantlerse oradaki maestro kamerasını görüp risk almamak için. Ve bir tane de osa varsa şurada iş bitti. İş bitti. Yani o yüzden biraz gökten dezavantajlı site'ları var açıkçası. Ama baktığınız zaman güzel bir site. Gayet avantajlı bir site aslında. O tarafı bence elektrikleyin. Bu tarafı da elektrikleyin. Şimdi kendine gel Sezer. Biraz beyin durdu tabii. Üçüncü rehber videosundayım. Hızlı hızlı bir çekip üretip sizlere yollamak istiyorum. Çünkü bayağıdır rehber videosu gelmiyor. O yüzden rehber videosu çekmek istedim. Uzun zaman sonra. Ama biraz kafamız durmuş durumda. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada da bir oda varmış. Ben ne konuşuyorum ya? Hadi artık bize rehberi öğret. Bu bar ne kadar böyle avantajlı gibi gözükse de aslında dezavantajlı bir bar. Çünkü bar mutlaka bakılacak. Barda mutlaka bir drone gezecek. Dikkatli olun. Ki arka tarafı açık. Yan taraflardan eğilerek gelebilecekler. İşte şuralar görüyor, cam görüyor, orası görüyor, her yer görüyor. O yüzden camdan ziyade şuraya gitmeye çalışın. Şimdi şu merdivenden çıkacağız hızlıca. Bence şurası çok avantajlı bir hale şu an geldi sizin için. Burası. Aşırı avantajlı bir yer. Yani emin olun bu site'i seçtiğinizde buradan kesinlikle 1-2-3 rakip geçer. Kesin 3 rakip görürsünüz burada. Sadece buraya bakarak yani. O yüzden burayı kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Onun dışında şurada bir penceremiz var. Buraya bir frost tuzağı falan çok güzel gider. Standart tuzaklar kurabilirsiniz. Baktığınızda kapkan çok güzel iş yapıyor. Yine bir sürü kapı olduğu için ve ikişer üçer atabildiğiniz için rahatlıkla kapkan kullanabilirsiniz. Onun dışında Clash falan banlanmazsa zaten Clash müthiş bir karakter.
kesinlikle tercih edin. İki site'ı da çok rahat bir şekilde tutacaksınız kreşiniz varsa. Çünkü görmüş olduğunuz üzere birer tane kapı var sadece. Castle'ı da tercih ederseniz bir de üstüne. Of yani. Onun dışında... özellikle bu oda. Buradan camdan kesin adam gelecek söyledim ya. Frost atın. Hatta siz de bekleyebiliyorsanız bekleyin. Çok rahat kill alırsınız yani. Tabi drone ile geleceklerdir ama yine de denemekte fayda var. Onun dışında yapılabilecek taktikler. Burada çok fazla taktik yok. Görmüş olduğunuz üzere aslında baktığınız zaman basit bir şey. Burayı kesinlikle parçalayabilirsiniz. Özellikle takımınızda Clash olacaksa Clash geçecek kadar parçalayın. Clash'in geçebileceği kadar parçalayın ki Clash'te kalkanı açıkken rahat bir şekilde içeriye girip çıkabilsin iki site arasında. Burayı da aynı şekilde parçalayabilirsiniz. Yani buradaki duvarların çok olmasına gerek yok yani. Özellikle hani bu duvarı parçalamayın da bu duvarı parçalayın kesinlikle. Çünkü burada hem bu tarafa doğru coverlısınız hem de diğer tarafa doğru bakabiliyorsunuz gibi bir durum var. Anlıyor musunuz? Mirey'i kullanabilirsiniz. Burada Mirey'i kullanmak güzel iş yapabilir. Burada sadece info amaçlı bir Mirey kullanabilirsiniz. Şöyle bakarak. Onun dışında bu şekilde ya aslında baktığınız zaman. Burası da nereye çıkıyormuş? Bakalım zaten burayı reinforcelamıştınız. O yüzden burayı reinforcelamanın bir anlamı yok açıkçası çok fazla. Fuse'a falan dikkat edin. Dedik ya üstünüz şey diye. Fuse için bir vamayı çatıya atabilirsiniz. Tavana bir vamayı atmanız demek bütün fuse'ları toplayıp orada patlatması demek. Belki fuse üstünde beklerse yani. Fuse'un da ölmesi anlamına geliyor. Bilginiz dahilinde olsun. Onun dışında buralarda tutabilirsiniz tabi. Şöyle beklerseniz özellikle kesinlikle şu taraf tarafından görünmezsiniz. Şu tarafa karşı biraz dikkatli olmanız lazım ama çok düşük bir ihtimal yani. Oradan da rakip gelip de sizi görmesi. Burada beklerseniz drone görmediğiniz sürece, drone gelmediği sürece çok rahat bir şekilde rakibi öldürebilirsiniz efendim. Öyle. Buradaki taktikler de bunlar olsun. Yine daha fazla taktik aslında verilebilir. Özellikle burası resepsiyon gibi hatırlıyor musunuz? Kanal mapinde resepsiyon tanıtmıştım. Aynı orası gibi buradaki pencerelerde savaşma şansınız var burayla. Aklınızda bulunsun diyorum. Onun dışında biraz daha dışarıdan savunma şansınız var. Örneğin şuraya yatıp işte bir ayak görmediğiniz sürece buraya karşı güvende olduğunuzu bilirsiniz. Soldan da bir ses duyarsanız anında sola dönüp şu şekilde pikinizi alıp adamları arkadan vurma şansına erişebilirsiniz efendim. Daha dışarıdan savunma taktiğidir bu da. Takım arkadaşlarınıza desteğe ihtiyacı olduğunda da aynı şekilde gidip burada da yine milleti arkasından vurabilirsiniz. Çok avantajlı bir hale gelirsiniz. Şimdilik bu site'den de bu kadar olsun. Yine son site'de görüşürüz. Bay bay. Artık son site'ımızdayız. Yatak odası ve banyo site'ındayız. Bence kat 2'deki en üstteki site'ı aldıktan sonra, karaoke çay odasını aldıktan sonra yatak odası, barbekü ve en son hani artık bir de kat 2 sergi odasını deneyelim dediğiniz zaman orayı alın. Bence o 3 site güzel site'lar, bilginiz olsun. Şeyden önce, kat 2'den önce, diğer o site'den önce. Diğer site çünkü savunması gerçekten çok zor bir site. Hem aim'inizin hem de diğer taktiklerinizin çok işlevsel olduğu bir site. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi değişik bir yatak odasında bir site'ımız var. Aynı zamanda şu şekilde böyle ufak bir banyoda bulunan bir site'ımız var. Böyle biraz public bir banyo galiba. İki tane duş var. İlginç. Biraz da hamam gibi. Hamam niteliğinde bir site. Şimdi burası bence kesinlikle şey yapılmamalı. Reinforce yapılmamalı. Eğer reinforce yapacaksanız da şurayı mesela reinforce yapın. Ardından bir mira ekleyin buraya. Ve işte karşıdan gelecek rakibi şu şekilde indirebilin. Ve sonra işte Mira'nın arkasına geri geçin, indirin, Mira'nın arkasına geri geçin şeklinde. Burayı zaten
tutmanız önemli. Bir Frost şuraya. Aynı zamanda arkanız çok tehlikeli olacağı için buraya bir Frost ve burayı kontrol edebilmek açısından mesela oyun başında, daha oyunun başındayken şuraya doğru bir Volkyrie atarsanız rahatlıkla görüş kazanacaksınız buraya karşı. Görüşü de sürekli kontrol ederek güvende olduğunuza emin olun. Mesela şuradan drone gelme ihtimali var ki drone'un sadece şuraya kadar gelip bekleme ihtimali var. Acaba siz hareket ediyor musunuz falan diye görüntülemek için, sadece info almak için. Yani ping atmak veya bir yere geçmek onun amacı değil. Orada beklemek onun amacı. Sizi görmek için mesela ayaklarınızı görüyor burada ve hareket etmediğinizi bildiği için buradan direkt sıkabilir yani. O konuda dikkatli olmanız lazım. Onun dışında baktığımız zaman bir alibiniz falan varsa buraya bir alibi atabilirsiniz. Aynı şekilde şuraya geçip şöyle şuraya da bir alibi atabilirsiniz. Bu iki alibi kesinlikle yenecek alibilerdir. Çünkü altları gözükmediği için rakip şöyle bir sıkıp bir denemek zorunda kalacaktır yani. Onun dışında dedik ya buraya bir Frost tuzağı kesinlikle gerekiyor. Bir castle'ınız varsa, castle'larsanız var ya, burası muhteşem olur. Tabi o zaman Frost tuzağı koymaya çok fazla gerek kalmaz ama fuse yememek için de aynı şekilde bir mute falan düşünebilirsiniz buraya. Bakıyoruz. Hızlıca devam edelim. Burası önemli. Burası kesinlikle elektriklenecek. Kesinlikle full reinforcelanacak bir duvar. Ama istiyorsanız sadece info için bir tane mira koyup gene bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok tehlikeli bir yer. Kesinlikle elektriklenip reinforcelanması lazım. Aynı zamanda çatınızı görüyor musunuz? Görüyor musunuz parçaladığım yerleri? Hepsi size mevcut olarak tehlike sunuyor arkadaşlar. Hepsi mevcut tehlike. Buraları. Mevcut ölüm demek burası. Size. Hemen yukarı gidelim. Ve nasıl görüntüler var ona bakalım. Şimdi. Burası hazır delinmiş bir duvar. Buradan yatak odasını, neredeyse tamamını, şu giriş çıkışı, site'ı falan her şeyi neredeyse görebiliyoruz. Aynı şekilde buraya geldiğiniz zaman. Bakın, neredeyse site'ın tamamını görebiliyoruz. Şuradaki aradaki geçişi, banyoya olan geçişi görebiliyoruz. Şöyle biraz daha derinlemesine delerseniz, hatta şu tarafa geçip delerseniz, daha uzun bir görüntüye sahipsiniz. Daha çok şey görebiliyorsunuz. Neredeyse her şeyi görebiliyorsunuz. Burada da bir geçişimiz var. Buranın kesinlikle reinforcelanması, hatta aşağıdan da yukarıya doğru elektrik atılması lazım. Bir kaydın hatch'e böyle şu şekilde elektrik atması gerekiyor. Anlıyor musunuz? Yapılması gereken şeyler bunlar. Onun dışında aynı şekilde buradakilerde şöyle baktığınız zaman neredeyse işte şuraya kadar görüyor. Burayı görmüyor. Orayı görmesi çok zor. Oralarda bekliyorsanız sorun değil. Ama gördüğünüz gibi pencereye bakıyorsanız falan işiniz bitti yani. Yukarıdan baktığınız anda. Aynı şekilde bu savunma değil, saldırı da taktiği. Unutmayın, bir sileciniz varsa mesela yukarı gidip patlatabilirsiniz ya da bir bakınız varsa yukarıyı parçalayıp rahatlıkla rakibe rahatsızlık verebilirsiniz. Bir baktım şuralar kırılıyor mu diye, oralar kırılmıyor. Maestro kamerası ile ilgili bir taktik üretmek amaçlı. Maestro kameranızı direkt gelip şöyle koyabilirsiniz. Yine yükseklerde fark ettiyseniz kameramız. Site'ın tamamına erişimi var. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir kör noktamız, bir şeyimiz yok. Buradaki dolap kırılabiliyor. Eğer burayı reinforcelamayıp şuraya mira koyarsanız ve şuradan şu şekilde bakmak isterseniz bir tık avantajlısınız. Diğer site'i görebiliyorsunuz görmüş olduğunuz üzere. Ve işte diğer site alınmışsa çoktan, hani aldılar içeriye plant kurdular falan. Bu sizin için ekstra bir pik noktası olarak aklınızda kalabilir. Güzel bir pik noktası açıkçası. Onun dışında hemen. Böyle tam dikine yapabiliyor muyuz?
Yok, yapamıyoruz. Tam şu şeyin üstünde kalmak istedim ama beceremedik tabii. Şuraya yapsak. Buraya da çıkamıyoruz. Aslında şu da güzel bir taktik olabilir. Şöyle ama. Şöyle. Şu şekilde koyduğunuz zaman site'ın ta girişine kadar görüyorsunuz ve ağaçların arasındasınız ya, belki çok dikkat çekmeyebilirsiniz ilk başta. Diğer site'ın girişinde görüyorsunuz. Bu avantajlı bayağı. Ve ilk başta gelen rakibi direkt sıkmazsanız, onlar ileriyle fokus olup hatta çatışmaya başladığı anda sıkmaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda buradan da o tarafı görebildiğiniz için şuraya doğru bir rakibe sıktığınız anda hemen şuna geçip sıkmaya devam ederseniz aynı rakibi, o adam oraya fokuslanacak, nereden sıkıldığını anlayamayacak, ona doğru tarayacak ama siz buradan rahatlıkla daha fazla bedava hasar vurmuş olabileceksiniz efendim. Buranın taktikleri de böyle. Saldırırken çakal tercihinde bulunabilirsiniz. Çünkü dedim ya, çok güzel. Tam kaviyeralık map. Tam etrafta gezmelik, koşturmalık bir map. Olabildiğince dar, küçük yerler var. Floors'lar, fuse'lar biliyorsunuz. Çakal falan tercihinde bulunabilirsiniz. Bence avantajlı da olur sizin için. Bamai yine aynı şekilde. Fuse falan gelme ihtimaline karşı bulunabilirsiniz. Çatıya karşı çok dikkatli olmanız lazım. Bence çatıya karşı mümkün olduğunca site'in yani dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Ama sizin elinizde eğer çok fazla çatıdan saldırmıyorlarsa, sadece fuse atıyorlarsa bu sizin için bir avantaj olarak kalır efendim. Yani bu ne demek oluyor? Sadece fuse atıyorlarsa fuse'a dikkat etsiniz. Yeterli demek oluyor. Burada yatıp şuraya bir alibi atıp bekleyebilirsiniz. Ve çıktığı anda rakip alevi ateş ettiği anda rahatlıkla rakibi indirip geri aşağı inebilirsiniz. Bu da ekstra bir detay ama buradayken unutmayın. Bir rakip buraya el bombası fırlatırsa kaçana kadar canınız çıkabilir. Şimdilik bu saatten de bu kadar olsun. Komple gökdelen haritasından da bu kadar olsun. Mümkün olduğunca güzelce anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gider. Umarım Gökdelen'de daha fazla oynarsınız ve daha çok seversiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Rocks. You're too fucking feisty.